Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam merhaba, iyi haftalar. Merhaba Barış, iyi haftalar. Son iki programda görüşemedik, yeniden beraberiz, çok mutluyum. Evet, nedense bilmiyorum yani, Galatasaray maçından sonra görüşemedik. Denk geldi hocam, perşembe günü siz kaçtınız, bilmiyorum neredeydiniz. Cuma sabahı ben buradaydım ama ekonomi programına yetişemedim tabii, sabah 6'da buradaydım. Ama bugün beraberiz. Şimdi... Tabii evet. Geçtiğimiz haftaya bir bakalım isterseniz, ne oldu ne bitti, öyle başlayalım yeni haftaya başlarken, bir özet yapalım. Avrupa Merkez Bankası toplandı, Draghi'nin açıklamaları vardı, bu açıklamalarda neler vardı, sonra borsalara satışlar geldi, niye öyle oldu, evet. Aynı zamanda yine Amerika'dan gelen veriler etkiledi piyasaları, onlar nasıl etkiledi, neydi o veriler, bunları bir toparlayarak başlayalım isterseniz. Evet, iki ay önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi demişti ki genel olarak işte en kötü görüldü Avrupa'da demişti. Fakat geçen hafta içerisinde çarşamba günü yapmış olduğu açıklamalarda hala durum çok kötü şeklinde bir yorumda bulundu. Bu tabii bir anda özellikle de Güney Kıbrıs olayından sonra gene stres arttı. Şeyde Avrupa'nın genel olarak ekonomik verilerine baktığımızda beklentilerden olumsuz PMI dediğimiz bu satın alma yöneticileri endeksi beklentilerden olumsuz geldi. Yani eğer satın alma yöneticileri mal almıyorsa, onların beklentileri kötüyse geleceğe dair genel olarak talebin kötü olacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bir çarşamba gününden itibaren yeniden özellikle borsalarda bir stres artışı başladı. Şimdi Draghi yapmış olduğu açıklamada yalnız çok ilginç bir nokta var. Diyor ki geçen hafta ekonomik durumları değerlendirirken Avrupa Merkez Bankası'nın faizle ilgili toplantısında faizin indirilmesi konusu da kurulda görüşüldü ama indirilmedi. Zaten ekonomistler özellikle Avrupa'daki bu genel olarak reel ekonomideki kötüleşme görerek ve bunun bir an önce çabucak olumluya dönmeyeceğini görerek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesini öneriyorlar veya bekliyorlar diyeyim. 2-3 ay içerisinde genel olarak bir beklenti var. Sanki Draghi önümüzdeki toplantıda yapacağı toplantıda bir faiz indirimine yol açmak veya bir faiz indirimin olasılığını piyasalara anlatmak üzere sanki genel olarak ekonomik kötüleşmenin devam ettiğini ve Avrupa bölgesindeki biliyorsun büyüme beklentileri sıfır düzeyinde. Yani evet. 2013 yılında da büyümenin sıfır olacağı düşünüyor ki şu an Avrupa ekonomileri resesyonda. Bu özellikle Avrupa borsalarına satış getirdi ve şeye baktığımızda endekslere baktığımızda sert düşüşler vardı. Şimdi karşılaştırmalı getiri tablosunu vereceğim. Yani dünya borsaları açısından. Dünya borsaları açısından özellikle son 7 günlük verilere bakıldığında birçok borsada hızlı geri çekilme var. Ve İMKB'de de %4.69'luk bir geri çekilme var. İMKB'deki bu şu an göstermiş olduğum grafikteki geri çekilme Avrupa cephesinde son bir hafta içerisinde en yüksek sert geri çekilmelerden bir tanesi. Bunu Yunanistan izliyor burada. %5.32 bir düşüş. Bir de İrlanda ve Güney Kore'de. Güney Kore'deki düşüşün sebebi belli zaten. Kuzey Kore'nin savaş yaparız vesaire açıklamaları. İMKB'deki düşüşün yani sert olmasının bir sebebi de özellikle geçen haftaya kadar hep pozitif ayrışma vardı İMKB'de. Bu hafta itibariyle, geçen hafta itibariyle ciddi de bir kar realizasyonu geldiğini söyleyebiliriz. Yılbaşından itibaren baktığımızda ise, yani bu yıl içerisinde baktığımızda ise genel olarak
Avrupa ve Amerika'nın olumlu olduğunu görüyoruz. Yani Amerika'da rekorlar kırılıyordu. Endeksler tarihi rekor zirvelerini aşmıştı. Geçen hafta içerisinde Amerika'dan gelen veriler dedin. İşte tarım dışı istihdam verileri yaklaşık olarak 180 bin bekleyenler vardı. 192-200 bin bekleyenler vardı. Yani istihdamdaki artışı. Ama gerçekleşme 88 bin civarında oldu. Bu beklentilerin çok çok altında. Yarısını bile karşılamadı. O yüzden Amerika'da da bir miktar geri çekilme olsa da Amerika'daki geri çekilme çok güçlü olmadı. Daha ziyade Avrupa'da sıkıntılar vardı. Ve bu tabii bizim piyasalarımızda olumsuz bir şekilde etkiledi. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda olaya ki bu hafta tabii çeşitli yeni veriler gelecek. Yani yeni Amerika'dan gelecek perakende satış verileri var. Mesela işte sanayi üretimi açıklanacak Türkiye'de. Perşembe günü cari açık verileri var. Tüm bunlarla birlikte kendisi bir yön, piyasalar bir yön bulmaya çalışacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hafta 10 gün öncesine kadar genel olarak borsalardaki özellikle Amerikan borsalarındaki genel eğilim ve dünya borsalarında da Avrupa'yı bir miktar geride dışarıda tutarsak Asya cephesinde Japonya'da ciddi bir artış var. Japonya'nın beklentilerin çok üzerinde tahvil alım programı, tahvil alımı yapacağını açıklaması ve aynı zamanda Japonya'nın cari açığının 4 aydır cari açık verirken ilk defa cari fazla vermesi orayı olumlu etkiliyor. Bir iki hafta öncesine kadar baktığımızda özellikle Amerika toparlıyor. Amerika'da son ekonomik veriler oldukça iyi geliyor. Bu arada Asya'da belirgin bir iyileşme vardı ki PMI endeksleri açısından Çin'de ciddi bir artış vardı. Çin'deki artışa engelleyen bir şey de orada konut fiyatlarının çok artıyor olması. Dolayısıyla Asya cephesi Çin ve Japonya açısından baktığımızda Japonya çok olumlu. Güney Kore'yi saymıyorum. Hong Kong, Singapur, Malezya o bölge genel olarak büyüme trendine girmiş durumda. Türkiye'nin hikayesi ise çok ayrıydı. Yani daha doğrusu Türkiye'yi diğer taraftan pozitif ayrıştıran en önemli sebeplerden bir tanesi. Birincisi bu barış süreci. İkincisi İsrail'in özrünle birlikte Amerika'nın şu an Türkiye ile arasının çok iyi olduğunun algılanması. Bu şekilde biz zaten hızlı bir yükseliş yapmıştık. Bir geri çekilme. Ben bunu şu an genel yorum şu. Avrupa'da genel olarak veriler olumsuz gelirken ve işte Amerika tam zirveleri aşmış bir miktar zirvenin üzerindeyken ve orada bir sert geri çekilme beklentisi var. Bu aşamadan itibaren borsanın da daha fazla düşeceği beklentileri hakim şu aşamada. Endeksin yorumunu biraz sonra vereceğim. Hı hı. Ama asıl değişen parametre Avrupa. Yani Avrupa'daki sıkıntılar özellikle geçen hafta içerisinde ve önceki hafta içerisinde Avrupa'da işte İtalya'da, İspanya'da çeşitli şirketlerin yani KOBİ, orta ölçekli ve küçük işletmelerin genel olarak krediye sıkışmış olmaları, bunların paraya ihtiyacının olacak olması ki orada şey düşünülemez. Yani ESM'den, Avrupa İstikrar Fonu'ndan onlara bir kaynak aktarılması düşünülemez. Hı hı. Şu an bir bulutlu yani önünüze baktığınızda bir iki hafta öncesinde gelişen ve yükselen Amerika, iyi veriler gelen Amerika bir süre sonra Avrupa'yı da yavaş yavaş kendi kanalına sokacağı beklenirken özellikle Draghi'nin açıklamalarıyla birlikte bu beklentinin zayıflamış olması. Bu tabii aynı zamanda bize de bir miktar satış getirdi ama Perşembe ve Cuma günü baktığımızda özellikle Türkiye'de faizler ki faizlerde çok sert bir gerileme oldu. Faizler gerilerken normal şartlar altında borsanın yükselmesi veya düşmemesi gerekir. Ama genel küresel borsalardaki satış eğilimiyle birlikte biz de 82 bin seviyesine kadar geriledik. Şu aşamada orta vadeli baktığımızda Türkiye açısından ben çok fazla sorun görmüyorum. Yani Türkiye'nin hikayesi açısından çok fazla sorun görmüyorum. Çünkü bu barış süreci devam ediyor. İşte akil insanlar vesaire şimdi halkla görüşüp görüşlerini hükümete aktaracaklar. Artı orada hani acaba
BDP ile ciddi bir sorun çıkar mı? Bundan sonra BDP ile olan ilişkiler de artık piyasalar üzerinde oldukça etkili olacak Barış. Onu söyleyebiliriz. Hı hı. Geçen haftaki şeyi biraz geçen haftaki düşüşü bizim borsadaki geçen haftaki düşüşü ben normalden biraz daha fazla buldum. Ve özellikle de bankalara ciddi biçimde satış geldi. Tahmin ediyorum bankaların ilk 3 aylık dönem sonrasındaki Mart bittiği andan itibaren bu satışların geldiğini görüyoruz. Bankaların ilk 3 ayını geçmiş 2011-2012'nin ilk 3 ayıyla karşılaştırdığımızda performans açısından bir miktar zayıf gelebilir geçen şeye göre. Çünkü ilk 3 ayda faizlerde yükseliş gördük. Bu faizlerdeki yükseliş bankaların mevduat cüzdanlarındaki portföylerinin getirilerini azaltmış durumda. Bu da bir miktar şey yapacak. Bilançoların, karların bir miktar belki azalmasını beraberinde getirecek. Bir de zaten başı çeken bankalarda burada ciddi bir kar realizasyonu olduğunu görüyorum. Hı hı. Genel olarak küresel görünüm bu anlattığım şekilde. Peki iyiye dönüş olabilir mi? Ve tekrar olumluya bir dönüş olabilir mi? Herkesin gözü tabii ki Amerika'da olacak. Ama şunu tekrar vurguluyorum. Türkiye'nin şu an var olan hikayesi devam ediyor. İşte biliyorsun en son S&P bizim notumuzu arttırdı. Yatırım yapılabilir seviyeye geldiğimiz anda bunu geçen hafta Eurofinance toplantısında Sayın Mehmet Şimşek de gelmişti. Orada vurguladığı şey şu. Öyle bir yatırım yapılabilir seviyeye geldiğimizde Türkiye'ye gayri safi yurt içi hasılanın %2'si oranında yeni fonların girmesi de bekleniyor. Burada tabii yeni fonların girişi sanki hani şöyle de bir algı da var. Ya Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyeye illa derecelendirme kuruluşlarının mı getirmesi gerekiyor? Zaten Türkiye'nin riski oldukça az. Amerikan hazine bonolarıyla karşılaştırdığında Türkiye'nin hiç tarihte olmadığı kadar en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Dolayısıyla bu mu bekleniyor şeklinde bir yorum var ama şöyle bir şey de var. Mehmet Şimşek şunu da söyledi. Fonların birçoğunda yönetmelikler var. Yani fon diyor ki eğer yatırım yapılabilir değilse giremezsin diyor. Bu yönetmelikler nedeniyle giremeyen fonlar var. Hatta Mehmet Şimşek dedi ki bu konuda fonlar dedi Türkiye'ye girebilmek için kendi düzenlemelerinde hatta bir miktar değişiklikler yapıyorlar dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesi hala farklı. Ben hala Türkiye'nin ayrışacağını düşünüyorum. Bizim için sıkıntılı olan şey aslında emtia fiyatlarının ve özellikle de petrol fiyatlarının çok artıyor olması ki geçen hafta içerisinde petrol fiyatlarında da ciddi bir gerileme vardı. Hı hı. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi geçen hafta açıklanan enflasyon oranının beklentilerden yüksek gelerek Merkez Bankası'nın söylediği hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi ve aynı zamanda da yıl sonuna kadar Merkez Bankası 5.30 hedefledi. Bunun tutmayacağının da anlaşılması. Orta vadeli görünüm açısından baktığımızda ise şu an için henüz hani Türkiye %4 büyümeye odaklandı. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı Mardin'de yapmış olduğu konuşmada çok net bir şekilde bir sonraki toplantıda yeni bir faiz indiriminin gelebileceği sinyalini de verdi. Yani şeyi üst marjı bandın üst kısmını 8.5'tan 7.5'a çekmişlerdi. Belki üst bantta bir miktar daha indirim gelebilir. Bir de Cuma günü Sayın Başbakan borsada gongu vurduktan sonra bir konuşma yaptı ve bu konuşma sırasında hala %6 faizleri bile evet. yüksek görüyorum dedi. Ve bunun üzerine de faizlerde çok sert bir gerileme oldu. İstersen o şeyi de gösterelim. Yani faizlerde o konuşmadan sonra ki gerilemeyi. Dikkat edersen bu 5 dakikalık grafikler ve dikkat edersen burada 60 dakikalık grafiklerde faizler 6.50'lerden 6.04 seviyelerine kadar geriliyor ve faizlerdeki bu gerilemenin ardından hani daha da fazla geriler mi sorusuna bu enflasyon oranıyla daha fazla gerilemez. Yani altının altına gelebiliriz 5.75-5.80'lere gelebiliriz faizlerde ama çok fazla kalıcı olmayabilir. Şu an bir dengelenme var Türkiye ekonomisinde fakat enflasyon endişe kaynağı bir de cari büyüme konusunda Merkez Bankası'nın da artık büyümeye destek verdiği çok aşikar. Yani büyümeye kesinlikle destek veriyorlar. Sayın Erdem Başçı Mardin'deki konuşmasında o kadar net bir şey söyledi ki bizim dedi kredi büyümelerine ilişkin olarak %15
olarak verdiğimiz şey bir sınır, bir zorunluluk değil, sadece bir referanstır gibi bir açıklama yaparak aslında kredilerdeki büyüme, %21-22'ye gelen kredilerdeki büyümeden de çok da rahatsız olmadıkları görüntüsünü çizdi. Bu çok bariz bir şekilde, net bir şekilde bir ay önceki Merkez Bankası'nın bütün söylemleriyle çok çelişiyor. Yani bu şu anlama mı geliyor hocam? Bu gelen büyüme rakamının ardından ekonomi yönetimiyle artık daha fazla aksi yönde bir açıklamayla onlarla ters düşme çekincesinden mi kaynaklanıyor? Valla ben şöyle söyleyeyim. Evet, ben özellikle şunu, şu hani bundan bir ay iki ay önce de Barış, ben Merkez Bankası'nın çok fazla dayanamayacağını, yani bu büyüme isteklerine çok fazla dayanamayacağını eninde sonunda bir şekilde. Ama zaten büyüme... normalde bu değil mi hocam? Şimdi ekonomi yönetimiyle bu kadar, hani tamam Merkez Bankası Başkanı bugüne kadar hakikaten siz de çok desteklediniz o politikaları. Ama bir yerden sonra da son sözü ekonomi yönetimi söyler. Ama şöyle, sorumluluğu alan onlar çünkü. Tabii sorumluluğu alan onlar da Barış. Yalnız şöyle bir sorun var. Yani para politikası kuramsal olarak, teorik olarak her ülkede özerktir. Öyledir. Ve tabii öyledir. Para politikasını Merkez Bankası belirler. Evet. Burada kanun Merkez Bankası'nın görevini vermiş. Diyor ki birinci görevin senin fiyat istikrarını sağlamak. Sağlamak, evet. Şimdi %7 enflasyon demek ne demek? Eğer kurlar artmazsa, kurların artmadığını düşün. Senin enflasyonun da %7 olmuşsa Türk malları dünya piyasalarında %7 pahalanmış anlamında gelir. Öyle değil mi? Bu ciddi anlamda rekabet kaybına sebep olur. Artı verdiğiniz hedef tutmuyorsa üreticinin önünü görmesi gitgide azalır. Yani gitgide sis artar. Hı hı. Bu anlamda merkez bankalarının enflasyon hedeflerini tutturmak için her türlü yola başvurması lazım. Ama Merkez Bankası'nın artık çok net bir mesajı var. Onu söyleyebilirim. Bu tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Bunu birkaç yazımda da net bir şekilde vurguladım. O da şu. Merkez Bankası artık ben düşük faiz, yüksek kur politikası izleyeceğim diyor. Evet. Yani o işin bütün yapılan açıklamaların Türkçesi bu. Bu anlamda kurlara bakalım. Yani kurlar yükseliyor mu peki? Hı hı. Yani ben 1.80'in altı artık daha zor ve 1.80 seviyesinin altına düştüğü zaman daha önce 1.75'i alım seviyesi olarak veriyorduk. E şimdi bakıyorsun 1.80 seviyesini aşağı doğru kırmış ve kurlar aşağı doğru gidiyor. 1.79, 20-30'lara kadar gelmiş, evet, döviz kurları. Bu bana çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Merkez Bankası bir şekilde kurların yukarı gitmesi ve bu şekilde cari açık üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Yani Merkez Bankası baktı ki kredileri büyümesini engelleyemeyecek. O zaman kurların yukarı gitmesine izin vererek, ki bu da faizi aşağı çekerek olur. Yani Türk tahvillerini ve Türk getirisini cazip kılmazsın sen. Bu şekilde kurları yükseltmek istersin. İkincisi de ROK, rezerv opsiyon katsayısını arttırırsın. Merkez Bankası en son toplantıda 0.1 puan daha rezerv opsiyon katsayısını arttırdı. Yani tutulacak TL muzam karşılıklarının belli bir kısmı altın ve dolarda tutuluyordu. E bunu arttırarak yaklaşık olarak 600 milyon dolar civarında bir parayı daha piyasadan çekmeyi istedi. Hı hı. Ve çekmesine rağmen kurlar da aşağı yönlü var. Şimdi Merkez Bankası'nın bu politikası, bu oyunu tutacak mı? Yani Merkez Bankası gerçekten kurların yukarı gitmesini istiyor ve bu şekilde cari açık üzerinde, cari açığın artış baskısının azaltılmasını istiyor ama evet, şu an kurlar aşağı gidiyor. Sebep? O zaman ciddi bir alım var. Yani yeniden Türkiye'ye bir sermaye girişi var. Hı hı. Ya buna rağmen, yani faizi indirmeye rağmen bir sermaye girişi var. Ki şeyi bilemiyoruz. Ben normal şartlar altında bu sene 1.80, yani ortalama kuru 2013'ün başıyla 2013'ün sonu 31 Aralık 2013 itibariyle geçmişe baktığımızda minimum 1.83-1.85 aralığında görülmesi gerekir. Eğer sermaye girişleri bu seviyede kalırsa. Evet. Ama sermaye girişleri hızlı bir şekilde bu şekilde artmaya devam eder. Yabancılar gelip yine Türk tahvillerini vesaire almaya devam ederse, o zaman kurlar üzerinde yukarı gönderme isteği veya o politika tutmaz. Bu sefer Merkez Bankası mecburen daha fazla faiz indirimine gitmek zorunda kalır. E bu da borsayı destekleyecek bir faktördür. Şimdi makroekonomik dengelerden bahsetmiyorum. Makroekonomik dengeler açısından bu politika doğru mu yanlış mı onu söylemiyorum. Sadece uzaktan bir futbol hakemi gibi gördüğümü söylüyorum ben. Gördüğüm şey şu. Kurların yukarı gitmesini istiyor. Bunun için faizleri indiriyor.
rok kat sayısını arttırıyor ama kurlar aşağı geliyor şu an. O zaman gelecek toplantıda Merkez Bankası yeniden faiz indirimine gidecek. Evet. Artı rezerv opsiyon kat sayısını yeniden arttıracak. Ve bu arada da muzdam karşılıkları arttırmayacak. Yani Türkiye'de piyasada TL, fazla TL bırakmaya çalışacak ki bu bir miktar dövize yönelsin diye. Hı. Ama ben tahmin ediyorum hani artık 1.75-1.76 seviyesi olmaz ama özellikle 1.78 ile 80 arasında dolara talep gelir ve iş dünyası bence forward yapacaksa eğer özellikle 1.78'e geldiğinde ham madde alımları açısından diyorum. Yani iş dünyası dışarıdan bir sürü ham madde alıyor. Dolar olarak alıyor bunu. 1.78-1.79 civarında forward'ları bağlamalılar. Onun daha altına gitmesine Merkez Bankası izin vermez. Çünkü reel efektif kur endeksi de buna izin vermez. Peki. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun etkisi borsa üzerinde orta vadede olumlu olmaya devam edecektir diye bakıyorum. Hocam borsa demişken... Hı hı. Ben bıraktığımda İMKB vardı, artık yok. BIST var, evet. Borsa İstanbul var. Şimdi bu önemli bir değişim hakikaten. Biraz da ona değinelim birkaç cümleyle. Ve aslında hani sistem aynen duruyor da sadece ismi değişti. Şöyle Barış, ilk algılama o şekilde. Yani senin söylediğin şekilde. Ya İMKB'ydi, BIST oldu, ne fark var? Hı hı. Ama öyle değil. Bunun niye öyle olmadığını, bunun neden çok ciddi bir devrim olduğunu... Yani bence bu ciddi bir, piyasalarımız açısından ciddi bir devrim. Neden böyle olduğunu biz belki bir sene sonra, 3 sene sonra, 10 sene sonra tarihe baktığımızda anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir kere altın borsası vardı, vadeli işlemler borsası vardı. Bunlar artık BIST'in altında birleşti. İkincisi, daha önce bir kooperatifti borsa. Ne olduğu belli olmayan bir şeydi. Yani kamu kurumu mu, özel kurum mu? Burada karışıklıklar vardı. Ve işte çok yüksek maaşlı elemanlar çalışıyordu. Gerçekten çok yüksek maaşlı çalışıyorlardı. AŞ olduğu için artık bir özel şirket artık. Borsa, herhangi bir borsadaki, borsaya kota olmuş herhangi bir holding şirketi gibi bir özel şirket artık. Ama şimdi mesela İMKB başkanı, BIST başkanını kim seçecek, kim atacak? Şimdi yönetim kurulu başkanı yok şöyle. Aynı şimdi duruyor. Sahibine bakacak. Kim, kim mesela bir şirkette yönetim kurulu başkanını veya genel müdürü kim atar? Kim atar? Kim şirketin sahibi ise, çoğunluk kimdeyse o atar. Şu an ama bazı şirketlerde mesela genel kurul vardır, o toplanır oradan. Tabii genel kurul yönetim kurulu başkanını seçer ama genel kurulda oy hakkı %51'in kim üzerindeyse. Tabii öyleyse elbette o zaman patron seçmiş. O seçer. Burada da hazine sahibi. Yani ana sahibi ama hazine. Ama o zaman işte yine özellik olmuyor aslında. Tamam olmuyor da yalnız işte ben onun için devrim diyorum. Şimdi peki bu böyle hazine olacak. Peki daha önce Türk Hava Yolları'nın sahibi kimdi? Normal devletti. Hala normalde devlet ama... şeye baktığında oranlarını azalttılar. Tüpraş'ın sahibi kimdi? Yine devletti. Hı hı. Tüpraş'ı ne yaptı? Hazine kendi payını sattı, özelleştirdi. Petkim keza öyle. Bunlara baktığımızda Borsa İstanbul AŞ'ye kar etsin de hazine buradan para kazansın gibi bir amaç yok. Bilakis hazine kendi paylarını, tabii Türkiye Odalar Borsalar Birliği aynı zamanda bunun ortağı. Hı hı. Aracı kurumlar borsanın ortağı. Yani borsa şirketinin ortağı zaten o borsaya işlem yapan aracı kurumlar aynı zamanda. Çok düşük bir payları var. Fakat burada şöyle bir şey olacak Barış. Bu hisseler diğer borsalarla değişime uğrayacak. Yani biz diyeceğiz ki Kazakistan borsasına al sana %2 pay verelim buradan. Biz de Kazakistan borsasından %5 pay alalım. Yani bir şirket düşün ki çok uluslu, birçok uluslararası şirketle ortaklıklar kurmaya başlamış. Dolayısıyla bu payların önemli bir kısmı belli bir süre sonra özelleştirilecek. Yani tahmin ediyorum 2015 yılında, belki 2016'da, bilemiyorum ama zaten hazine kendi paylarını satmış olacak. O zaman da tam bir özel sektör haline dönüşüyor. Buradaki temel amaç şu. Şimdi bak, ben bir yazı yazdım cumartesi günü. Borsa müthiş gong diye bir yazı yazdım. O basit bir gong değildi. Burada Sayın Babacan çıktı. O gala gecesinde yemekte çıktı, mikrofonu eline aldı. İlk söylediği cümle şuydu: İhtisas mahkemeleri. Evet. İhtisas mahkemeleri dediğin şey senin, biliyorsun borsa ile ilgili spekülasyonlar, manipülasyonlar, borsa suçları ile ilgili olarak mahkemelere gönderiyorsun şeyi, dosyayı. 3 senede, 5 senede sonuç alamıyorsun. Dolayısıyla bir adam manipülasyon yapan adamı cezalandıramıyorsun. Bu da yatırımcı güveninin artmasını engelliyor.
veya yabancı bir şirket gelip işte yabancılar buradan hisse aldıklarında bir sorun olduğunda diyor ki bu şirket kötü yönetiliyor, biz bunun hissesini aldık ve bu adamlar şirketi doğru yönetmiyorlar, dava açtıklarında mahkemeler inanılmaz uzun sürüyor. Çok net bir örnek vereyim. Soros geldi, Türkiye'de bir şirketin %22 hissesine sahip oldu, tamam mı? Hı hı. Daha sonra bu şirket inanılmaz derecede esas faaliyetinden zarar ediyor. Gerekli önlemleri almıyor. %20'ye sahip olan bir insanın normalde yönetim kurulunda olması lazım. Fakat arkasından dava açtı. Dedi ki bu şirket kötü yönetiliyor. Bu yüzden ben hisse buraya ortak olmanın zararını bundan istiyorum. Davayı kaybetti. Ha, tamam, Soros kaybetsin. Yani o çok umurumda değil kaybetmiş olması. Ama bu mahkemeler, yani ihtisas mahkemeleri kurulmadan dünyanın finans merkezi olma talebi veya öyle bir iddiası tamamıyla komik, çok gülünç olurdu. Fakat özellikle bu ihtisas mahkemelerin kurulmasıyla birlikte yatırımcı gidip şikayet ettiğinde, bir şey olduğunda, bak Sayın Babacan'ın söylediği bir şey daha var. Sadece hakimlerden de oluşmayacak. Aracı kurumlarda genel müdürlük yapmış, uzun yıllar bütün hocam, sermaye çok piyasası güzel, doğru söylüyorsunuz ama kurulunu bilen adam orada hakimlik yapacak. Harika, keşke öyle olsa ama bu ihtisas mahkemeleri sadece bugün konuşulmuyor. Bunlar iki sene evvel de biz burada programlarda ihtisas mahkemelerine hep vurgu yaptık. Niye? İşte uzun yargılama süreleri, işte uzun tutukluluk meseleleri, yargının iş yükünün ağırlığı. Hep burada o ihtisas mahkemeleri konuşuldu. Zaman zaman da bu gündeme geldi biliyorsunuz. İşte şu kurulacak, yeni yılda, yeni yasama yılında kurulacak vesaire. Olmadı. Evet. Şimdi inşallah olur bu vesileyle. O çok önemli bir şey. Şimdi Babacan şunu söyledi. Evet, ben onu şimdi ilk cümlesinin o olması benim dikkatimi çekti. Evet. Yani şöyle de diyebilirdi. Biz hayırlı uğurlu olsun işte önemli şeyler yapıyoruz. Daha mikrofonu eline aldığında en önemli. Biz dedi 2009'da eylem planını açıkladığımızda, yani Türkiye'nin dünyanın önemli bir finans merkezi haline gelmesi anlamında ilk maddemiz dedi ihtisas mahkemeleridir. Bu konuda Adalet Bakanlığı, tahmin ediyorum, oradaki konuşmalardan ve görüşmelerden, bürokratlarla yaptığım konuşmalardan bunu çıkartmış durumdayım. Yani kesin bir bilgim yok. İhtisas mahkemelerine sürekli karşı çıkıyormuş. Ve özellikle de orada bir direnç oluşmuş. Evet. Ama şu an o direnç kırılmış durumda. Hocam bu arada son 9 dakikamızmış. Biz bayağı bir hızlı ilerlemişiz. Hızlanalım, hemen sorulara geçelim. Tamam, sorulara geçelim. Yani sonuç olarak bu kurulduğu zaman Barış, birçok şey değişecek. Ve gerçekten yatırımcının buraya güven duyması için çok önemli noktalar olacak. BIST'le birlikte SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ın konuşmasındaki en önemli nokta şuydu. Sen fon alıyor musun? Mesela bankadaki hesabından bankanın fonunu alabiliyorsun, değil mi? Diyelim ki A bankasının gidip bir fonunu alırken B bankasının, C bankasının fonunu alabilmek için o bankada hesap açtırıp oradan fon alabilmen gerekiyor. Artık 2014'ün başı itibariyle şöyle olacak. Tek bir tane ekrandan bütün bankaların fonunu alıp satabileceksin. Bu da fon yöneticilerinin çok daha etkin ve rekabetçi çalışmasını da beraberinde getirecek. Ya bu atılan adımların biz önemini sonra anlayacağız. Ama gerçekten BIST sadece bir isim değişikliği değil, bu piyasaların gelişmesi açısından çok önemli bir merhale. Hocam yine çok kısa bir cevap rica edeceğim. Colin Edwards isimli bir izleyicimiz soruyor. Diyor ki BIST'le birlikte artık yabancı borsaların hisselerine, endekslerine, yatırım fonlarına doğrudan yatırım yapmak mümkün olacak mı? Pardon, soruyu tekrar edebilir misin? BIST'le birlikte artık yabancı borsaların hisselerine, endekslerine, yatırım fonlarına doğrudan yatırım yapmak mümkün olabilecek mi? Evet, olabilecek. Fakat bu bugünden yarına olmayacak. Hı-hı. Demin dedim ya, birçok görüşme yapıyor şu an BIST. Birçok borsayla görüşme yapıyor. Hı-hı. Ve bu mesela Singapur borsasıyla görüşüyor, işte Türkiye borsalarla görüşüyor, diğer borsalarla. Bunlar ortak platform içerisinde. Yani artık bizim BIST'te, Borsa İstanbul'da insanlar girip yarın Nasdaq'la, Dow'la da, şeyle de, New York borsasıyla da bu karşılıklı anlaşmalar yapıldığında Amerikan hissesini direkt buradan satın alabileceksin. Evet. Veya işte sukuk olsun, kira sertifikası olsun. Mesela kira sertifikası çıkartmış adam, bir şeyin kira gelirinden pay alacaksın. Daha yeni çıkartılacak menkul kıymetlerin hepsini şu ekranımızda göreceğiz ve onların alım satımı mümkün olacak. Ama bugünden yarın olmayacak. O görüşmeler yapılıyor. Ahmet Öztürk de diyor ki hocam BIST'te çift tepe görünüm var. Genelde çift tepelerde ciddi düzeltmeler oluyor. Bir teknik analiz yapabilir misiniz? İkinci sorumda Japonya, Avrupa Merkez Bankası, Fed, İngiltere Merkez Bankası para basma yarışına girdiler. Sonu ne olur? Sonu enflasyon olur. Ayrıca şunu söyleyeyim. Çift tepe görüntüsü dediğimiz bir küçük çift tepe vardı ve bu çift tepe gösterdi kendini. Hı hı. Şu şekilde. Birinci tepe, ikinci tepe.
bu tepeden itibaren 85 bin kırıldığı andan itibaren 86.500 ile 85.300 arasındaki fark kadar, yani 1000 puan bir gerileme beklenirdi ve 84.000'e kadar geriledi. Onların bahsettiği çift tepe ise şu, yani günlük grafiklerdeki çift tepe, yani birinci tepe, ikinci tepe. Dolayısıyla bu ikili tepelerde önemli, yani uzun vadeli baktığında çok önemli gerilemeler söz konusu olabilir. Şimdi bir eğer şey yapacak olursak, yani günlük grafiklerde şu bariz bir şekilde gözüküyor çift tepe. Buradan itibaren önemli destek seviyesi neresi? Önemli destek seviyesi 75.500, yani 76.000, daha önce görülen dip seviye. Şu an bizim görebildiğimiz 82.000. 82.000 seviyesi önemli bir destekti. Tam bu seviyeden kapandı. Bugün de açılıştan itibaren tahmin ediyorum ki 5 Nisan'dan sonra zaten şey olacaktı. Biz yayındayken açılacak borsa. Evet. Bu seviyeden itibaren bir şöyle hareket bekleyebiliriz. Yani bunu çizerek göstermek istiyorum. Özellikle bu seviyeden itibaren burada aşağı kırıyor gibi yapıp tekrar yukarı dönüp şu seviyeye gelip tam burada şöyle bir omuz baş omuz formasyonu dediğimiz, yani şöyle bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir ve 82.000'in kırılması durumunda buradan itibaren aşağıya doğru yaklaşık olarak şu seviyeyle, yani başla omuz arasında 82.000 ile 86.000, 4.000 puanlık bir gerileme söz konusu olabilir. Bu da yaklaşık olarak 76.000 seviyesine denk gelir. Önemli olan 82.000 seviyesinin kırılmasıdır. Şimdi borsa 3 gündür düştü. Yani 3 gündür arka arkaya düştü. Daha önce Moody's'in toplantısından sonra da borsada dikkat edersen çok sert 2 gün arka arkaya düşüş var. 3. gün yukarı hareket var. 4. gün düşüyor. Ondan sonra bir miktar toparlanmaya çalışıyor ve 75.500'e kadar geriliyor. Burada da benim tahminim şu. Bugün itibariyle belki bir miktar düşük açılır ama yukarı yönlü bir hareket yaparak 83.500 civarına doğru bir yükselmek isteyecektir. Belki 1-2 gün yükselmek isteyecektir. Ondan sonraki günlerde çarşamba, perşembe, cuma bu 84.500'ü yeniden yukarı kırmadığı sürece buradan itibaren artık dediği gibi bu çift tepe görünümünün aslında şeyi hedefi 75-76.000 de değil. Yani çift tepe görünümünün hedefi aşağı doğru bakarsan ta 69.500-70.000 seviyesi. Hı hı. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani buradan itibaren, yani şu grafikte baktığımızda şu trend var. Bu trend söz konusu. İkinci bir trend daha var. Evet, şöyle yapalım. Evet, bu trendten itibaren bir tane daha trend var. Şu trend özellikle borsanın şu bölgesinde, onu gösterelim, yaklaştıralım. Şu bölge, yani 80.000 seviyesinde bir trend desteği oluşacak. Eğer 82.600'ye altına kırılırsa 80.000 seviyesine kadar geri çekilir. Hı-hı. Ama ben makro fundamental göstergelere bakıyorum. Türkiye'de %4 büyüme öngörülmüşken, Merkez Bankası da artık bariz bir şekilde buna destek verirken, enflasyonun artacağı beklentileri faizi arttıracak diye borsaya, evet, bir miktar satış geldi. Bunun bir ciddi düzeltme olduğunu ve buradan itibaren de 70.000'in tekrar önümüzdeki bir ay içerisinde, iki ay içerisinde görülmeyeceğini düşünüyorum. Maksimum görebileceğimiz yer 76.000 seviyesi olarak görüyorum. 76.000, 77.000. Onun için de yaklaşık olarak 2-3 gün sonra biz 82.000'in kırılıp kırılmadığına bakacağız. Kırıldığı anda zaten o zaman genel olarak 76-77 seviyesine kadar düşebilir diyeceğiz ama onun öncesinde bir 80.000 desteği var. Hocam hızlıca bir altın Türk lirası ve dolara da bakalım isterseniz. Şimdi altın Türk lirasında daha önce Barış şunu söylemiştim. Altın artık çok kötü bir görünüm sergiliyor. Bu yüzden daha önce 91 verdiğimiz alımı daha aşağı çekebiliriz. Daha fazla sert gerileyebilir. Çünkü altınla ilgili olarak kötü sinyaller gelmeye başladı ve kötü raporlar gelmeye başladı demiştim. Altın 1500 bu seviyede, yani önce bir dolar bazında göstereceğim. Özellikle şu seviyede 1545 dolara kadar geriledi. Buradan 1575-1580 arasına doğru bir tepki yaptı. Amerika'da istihdam verileri çok kötü gelince, tarım dışı istihdam verileri, işte parasal genişleme devam edecek beklentisiyle yükseldi. Ve bu yükseliş bizim TL fiyatlarına çok fazla yansımadı. Çünkü dolar hızla aşağıya gidiyor. Şu an 89-91 aralığına tekrar geriledi.
çok kısa vadeli olarak 89-90 aralığından evet alım yapılıp 1 lira üzerinden satılabilir ama altında şöyle bir tehlike var. Ben satış fırsatı olarak görüyorum şeyi, altını. Yani altında özellikle bu dip seviyelere gelmişken burada 90 lira seviyesini tekrar test etmiş olması çok kötü oldu. Altında 92,5 seviyesi çok güçlü bir direnç. Yukarı hareketlerde altın portföyünün, eğer sadece altın varsa, eğer portföyün %10-15 ise maksimum %20'si tutulabilir, evet. Birkaç yıl beklen. Yani ileride dünyaya ciddi bir enflasyon gelecek, orada tutulabilir. Şu aşamada 90 lira seviyesi de aşağı geçilebilir altında önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Kısa vadede altında görünümü hala kötü görüyorum. Bu arada borsa açıldı şu an. İstersen ilk açılışa bakalım. Bugün hafifçe yukarıda açıldı. Ben biraz daha aşağıda açılmasını bekliyordum. Yani 82.400 civarından açıldı. 200 puan yukarıdan açıldı. Bu tekrar gerileyecektir. 82.000 seviyelerine geldiğinde buralarda destek oluşmaya ve sonra gün içerisinde 83.000'e doğru gitmeye çalışacaktır diye bekliyorum borsa. Bu sadece bir günlük yorum. Ama 82.000'in altında kapanış olursa yatırımcı nakde geçip şey yapmalıdır. Yani 76-77.000'e gelene kadar da fazla bulaşmamalıdır. Peki hocam, süremizin sonuna geldik artık. Bu arada webinar soruluyor, yarın var mı diye. Yarın akşam yarın, webinar evet, mı? Yarın akşam hocam, saat... Yarın akşam maç ve herkes maç seyreder. Galatasaray maçı. Tabii Real Madrid, Galatasaray Real Madrid. Niye seyredeceksin ki? Hala mı umutlusun yani? Demin niye, ne diyordun? Galatasaray umut demektir hocam. Yayına girmeden önce ne söylüyordun? Yok ama hakikaten birçok insan televizyonda maçta. Vallahi salı ben bilmiyorum da pazartesi günü haftanın ilk gün yorgunluğu oluyor. O yüzden ikinci gün geçmiş oluyor. Salıyı yapıyorum ama maç yüzünden erteleyeyim mi, ne dersin? Vallahi bence erteleyin. Yine bir soralım tabii, izleyicilerimiz asıl karar verecek ama siz bunu bir değerlendirin hocam, yarın konuşalım. Teşekkür ediyorum, süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Bu arada izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Süre çok kısaydı bugün, biraz daha kısaydık sanırım. Dolayısıyla soruların tamamını aktarma şansım olmadı ama yarın o soruları da aktaracağız. İzleyicilerimize de katkılarını çok teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Kozaltın Paranın Rotasını sundu.